için iftar vakti. Rabbisi kabul etsin. Seyit! 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 Ocağına düştüm kardeşim. Yalvarırım, kurtar beni. Ya oğlu toprağın, bir sakin ol, bir nefes al ya. Oğlum, Sabri ne oldu evladım? Bittim ben, bittim Nuri baba. Seyit, çözsen çözsen bu iş ancak sen çözersin. Yalvarırım, kurtar beni. Oğlum, otur bakayım, sakin ol. Gel otur ya, sakin ol, gel bir nefes al. Anlat bakalım ne oldu? Sorma Nuri baba, sorma. Fena taklaya getirdiler beni. Takla iyidir Sabri, vücudu elastik yapar. Ne güzel işte, sporunda yapmışsın. Tabii canım. Ben de lisedeyken çok iyi takla atardım. Hatta beden öğretmenim sözde de 10 verirdi bana. Bakas, Hayri, yeter. Sulluk istemiyorum. Çocuğun başında bir dert var. Susun da dinleyelim. Ya Nuri baba, bizim Ramazan çadırında programa çıkan sanatçılar vardı ya. Hani şu fasıl ekibi. Evet, onlar artık yok. Yok derken? Hiç mi yok? Hiç yok. Ya bunlar Nuri baba, belediyede avans çekip ortaktan kaybolmuşlar. Vay alçaklar var. Kusura bakma Nuri babacığım, oruç lazım bozdum. Allah yok, çok iyi söyledin. İftardan sonra devam. Az sonra. Ya Ramazan'ın en hareketli zamanla nasıl böyle bir şey yaparlar? Yani vallahi ne kadar kötü ne kadar kötü yani. Sanatçı insan bile şeyler yapar ve devam. Bu devirde herkes kısa yoldan parayı bulmanın peşinde. Ya yazık ya. Kim bilir ne zor duruma düştüm Sabri abi. Vallahi öyle. Akşama da program var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle dımdızla kaldım ortada. Ya oğlum tamam ama. Sen de çok geç kalmışsın be evladım. Ya Nuri baba, benim de şimdi haberim oldu ya. Ya Nuri babacığım ya, yüz verme şuna ya. Hatırlıyorsan Osman babamla Karagöz Hacivat gösterisi yaparken haksız yere kovulmuştuk da belediyeden bir kişi bile gelip özür dilememişti bizden. Ya hayır, sen de bizim günahımızı alma Allah aşkına ya. O gösteri yüzünüze gözünüze bulaştırdınız, herkes biliyor. Ne? Kim demiş? Osman babam olmasaydı ben fevkaladenin fevkinde bir performans ortaya koyacaktım ama neyse, beni şimdi konuşturmayın burada. Bir de susak. Ben ikinci perdeyi oynamadım ki. O katil oynadı. Yahu tamam çocuklar, yahu kesin ya. Bırakın, tartışmanın münakaşanın sırası değil. Çocuğun derdi var. Ya Seyitçiğim, vakit gittikçe daralıyor. Gözünü seveyim, yap bir şeyler. Ya toprağım, iyi diyorsun, güzel diyorsun da affedersin ama yani yumurta kapının ağzına dayanıyor. Geliyorsun, bayandıma düşüyorsun, beni kurtar diyorsun. Ben bu saatten sonra hiçbir şey yapamam. Ya gel bu işe al, sanatçıları bul, kur ekibini. Çıkın sahneye, rezil olmayalım millete. Allah aşkına yardımcı ol. Ya arkadaş, tamam güzel söylüyorsun da bak, yani benim çalıştığım müzisyenler Ramazan'da dolular. Ben ekip mekip kuramam bu saatte. Seyit, oğlum profesyonel iş yapmayacaksın. Unut profesyonelliği ya. Amatörce kotaracaksın işi işte ya. Hani şu daha önce yaptığınız gibi ekip kursanız. Durakta bir sürü yetenekli arkadaşlar var. Ben biliyorum. Ya Sabricim, yani tamam canım benim yani. Ama yani ben şimdi Hayri ağama desem ki gel ağam beraber yine aynı işi yapalım. İstemez bak, al sor buyur. İstemeyecek. Bravo Seyit, aklımı okudun. Yapmam, çıkmam. Vallahi de çıkmam, billahi de çıkmam ya. Yahu hayır ya, yapma ya. Allah aşkına yapma. Çocuğun başı dertte ya, böyle davranılır mı be? Nuri babacığım, insan nezaketen bir özür diler değil mi? Tamam Hayri, hatalıydık. Belediye adına senden çok özür dilerim. Yaptık bir yanlış. Gel sen de katıl bize, destek ver. Vallahi bu akşam bir arkadaşa iftar sözüm var ama. Bana bak. Bana bak, yeter numara yapma artık. Hadi kalkın, barışın hadi. Hayri söz, o hatamızı başka şekilde telafi edeceğiz. Evet Sabri'cim, Ramazan ayı, küslüklerin bitti, kavgaların sona erdi, mübarek bir aydır, gel sarılacağım. Hadi kardeşim benim. Aa susana bak, para işaretini bile görünce 860 derece döndün yani. Ne alakası var baba, mübarek ay. O zaman ben türkü söylerim. Fasıl ekibinde de Safiye ablam ut çalar. Hem de söyler. Ne? Safiye ut mu çalar? Olmaz. Safiye sadece bana ut çalar. Çünkü benden başka kimseye ut çalmasına müsaade edemem. Çünkü neden? Bana ut çaldıktan sonra biz beraber yani olamaz. Ya Osman, hemen muhalefete başlama be kardeşim ya. Hep beraber eğleneceğiz işte. Olmaz kardeşlik, olmaz. Safiye kimsenin önünde ut çalıp şarkı söyleyemez. Evladım, biz bunları yapmazsak yani çocuklarımıza geleneklerimizi, göreneklerimizi nasıl öğreteceğiz ha? Ha, o da var ya. Peki o zaman Sülyas'ın ne yapalım? Zeytan, Zeytan. Ben de darbuka çalarım. Malum, mahallenin Ramazan davulcusu benim. Orada tecrübeliyim. Ha, bu
bu iş vallahi yavaş yavaş oluyor ha. İpek bacım, sen de kemanın tellerine dokunur musun bizim için? Ya bilmiyorum ki Seyit, yani uzun zamandır elimi kemana sürmedim. Çalabilir miyim ki? Bu fırsatı kaçırma. Hem senin için de pratik olur. Ben de yanında tef çalırım. Ha! İyi, sahnede sen olacaksan her şeye varım aşkım. Ya Dilek de cümbüş mü çalsa? Ben konuşurum Dilek'le. Bu fırsatı hayatta kaçırmaz o. Ne? Cümbüş mü? Olmaz, asla olmaz. Dilek cümbüş mümbüş çalamaz. Osman! Tamam, tamam. Hayır ağam. Sen yine Karagöz Hacı var. Ya bu sefer orta oyunu yapacağım. Kabuklu benim. Ama bir şekerim yok. Osman baba. Ya olmaz be. Ne dersin sen? Ben bir daha yüksek sahne midir nedir oraya bir daha çıkmam. Tüveler olsun yani. Kardeşler bana öyle öyle tık tık bakma yani. Yapamam. Senin için çiğ tavuk yerim iftardan sonra. Ama bunu yapamam asla yani. Kapa. Hayır abi. Ayıptır söylemesi, ben lisedeyken böyle müsamerelerde hep pi şeker oynamışımdır yani. Sen ne diyorsun lan? Ne güzel yaptın bu. Değil mi? Daha önce niye söylemedin? Beraber giderdik. Bir sürü iş kaçırdım ya. Oldu bu iş be. Ekip kuruldu. Ramazan eğlenceleri son gaz devam. Sağlayacağız. Ne güzel eğleneceğiz. Evet, damadın arkasından geline 22 ayar vurma bilezik. Şimdi de damadın dayısından geline altın gerdanlık. Takı törenimiz burada sona ermiştir. Şimdi alkışlarınızla genç çiftimizi dansa davet ediyoruz. Ayhan, benim tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım. Hay Allah, sırası mı şimdi Aysel? Ya ne yapayım? Düğünün başından beri bekliyorum zaten. Heyecandan herhalde. Peki. Peki hadi sen git. Ben seni burada bekliyorum. Tamam, hemen gelirim. Nasıl abla, çok gelen var mı? Oo, neredeyse full. İşte bu be. Başkan bu habere çok sevinecek. İnşallah. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Hoş geldiniz. Geleneksel kavacık eğlencemiz Ramazan boyunca devam ediyor. Şimdi Udi Safiye ve Akasya Fasıl grubu. Ben eskiden bu Safiye'yi hep böyle cemiyet içine girmesinden kıskanırdım ama şimdi böyle kabardı yani. Göğsüm kabardı, koltuklarımın altı kabardı. Yani. Ben söyledim oğlum sana ya. Buyurun işte bak. Nesi var bunun kıskanacak? Çok güzel ya. Evet. Kadınlar böyle etkinliklerde hep olmalılar ki toplum içinde güvenleri artsın. Çok doğru söylersiniz Madam Eleni. Çok doğru söylersiniz. Görür musunuz? Bizim Safiye sahneyi nasıl bile doldurdu. Herhalde kilodan. Yok canım ya. İncecik kadın niye kilodan olsun? Evet tabii. Osman Beyciğim, biz kadınlar her konuda erkeklerden daha başarılıyız.
Ama işte ki varlığımızdan söylemiyoruz. Kalestan şu dur, açık verme. Yoksa bütün hisler bize kalacak. Akşamdan pilavı pişirdim. Bak gene karnı şişirdim. Ula çok konuşma Vakkas. Yine kafamı şişirdim. Bak gel dertli dolma. Çok giyip de göbe salma. Kıtlıktan mı çıktın Ali Kemal? Bana öyle mal gibi bakma. Ne oluyor oğlum bu? Nedir bu rezalet? Davul nereden çıktı böyle dam dam dam? Nuri Baba durağa geldi. Cümlemize selam verdi. Nuri Baba'nın o güzel yüzünü görünce unuttuk derdi kederi. Yeter be yeter. Allah Allah, deli misiniz oğlum siz? Beni çıldırtacak mısınız ya? Nereden çıktı? Bir davul eksikti. Keyfimizden çalmayıp Nuri Baba. Ekmek parası için çalıyor. Allah Allah, nasıl bir ekmek parası oluyor bu böyle? Ramazan davulcusu seçmeleri var Nuri Babacığım, onu hazırlanıyorum. Oğlum sizin işiniz var. Ramazan davulculuğu nereden çıktı? İlk iş yapacağım Nuri Babacığım. Mesai saatleri dışında yapacağım. Zaten sonunda durak açık değil ki. Vallahi duraktaki hiçbir işimizi aksatmayacağız Nuri Babacığım. He, hemşirenin verdiğin 3 kuruş maaşla mı geçineceğim? Ne dedin? Öyle mi? Çok memnun oldum bunu duyduğuma. Kimliklerinizi verin bana. Hemen kaybolun. Niye veriyorum ki? Vallahi bir daha davul çalmayız Nuri Baba. Verin şu kimlikleri bakayım bana. Tamam verelim de Nuri Baba için merak ettik, niye veriyorum? Muhasebeye gidecek bu kimlikler. Şimdi benim Eleni yengenizle bir işim var. Şoför arkadaşlara söyleyin. Ben dönene kadar kimlikleri herkes buraya masamın üstüne bıraksın. Tamam babacığım. Ula bak kız, şimdi yandık. Bizi işten kovacak da. Ya hep senin yüzünden Ali Kemal. Ne gerek vardı şimdi 3 kuruş maaşla geçinemek demenin he? Ula Tori. Ula hadi bizi davulcu oluyoruz diye işten çıkarayım. E tüm durağı niye işten çıkarayım ki? Onu ben de anlamadım Ali Kemal. Bakalım bu sene mahallemizin davulcusu kim olacak? Sen çal bakalım önce. Ramazan geldi, hoş geldi. Hanelere bahar geldi. Çok nazlanma muhtar emmi. Bak davulcun ayağına geldi. Bir dakika, bir dakika ya. Böyle Ramazan manisi mi olur? Dalga geçer gibi. Hem çok nazlanma muhtar emmi ne demek ya? Muhtar emmi kadın mı ki naz yapsın? Hem dikkatini çekerim bak, muhtar emmi devletin koskoca resmi muhtarı. Azıcık saygılı ol da. Ne alakası var kardeşim ya? Lafı nereye çekti bak şimdi. Geçeceğim bak kafanı tokma. Ha. Hop hop, sakin olun bakalım. Adam haklı. Naz yapma ne demek ya? Erkek adam nazlı mı olurmuş? Yanlış anladım muhtarım. Ben öyle demek istemedim ki. Hem sen biraz asabisin. Davulcu dediğin sakin olur. Olmadı, elendi. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi canım. Bak halen asabi. Sen söyle Ali Kemal. Hemen muhtar emmi. Bak geldi etli dolma. Çok yiyip göbeği salma. Üstüne bir fincan kahve iç. Yatsıya geç kalma. Nasıl muhtar emmi? Tek kelimeyle mükemmel. 2 kelimeyle mükemmel değil. 3 kelimeyle mükemmel değil. Rezalet. Bir kere o yatsı der ki muhtarım. Teravih olacak. Adam daha manayı bilmiyor ki. Adam haklı. Teravih ile yatsıyı karıştırıyorsun Ali Kemal. Olmaz ki ama. Uy, çok doğru değilsin muhtar emmi. Heyecandan dilim dolandı da ben de teravih diyecektim. Bak bak bak, dili dolanmış. Bu böyle 2 lafı bir araya getiremez, karıştırırsa size laf gelir muhtarım. Sonra millet ne der? Muhtarım buldu, davulcuya bak. Doğru söylüyor Ali Kemal, bana laf gelir. Olmadı seninki de, kusura bakma. Ya muhtar emmi, sen makkasın gazına gelme daha. Bak şimdi ben yeni güzel bir mani çalayım. Yenilen davulcu maniye doymazmış muhtarım. Herkes bir mani okuyacak Ali Kemal. Evet Vakkas, sıra sende. Aman! Hoşafın suyu boldur. 1 kepçe daha doldur. Sahura köfte var. Ne olursun erken kaldı. Hayda hayda hayda. Oh,
Hop! Helal be, helal. İşte budur. Helal sana Vapkas. Ramazan davulcumuz sensin. Anan seni Ramazan davulcusu mu doğurdu oğlum? Sağ olun muhtarım. Ben sizin gibi büyük bir devlet adamının şanına layık olmaya çalışayım. Ya bir dakika ya. Bundan nasıl Ramazan davulcusu olur da? Hem o köfte neymiş? Sahurda köfte mi olur? Kim kalkıp sahurda köfte yapar da? Hem yetkililer uyarıyı çok ağır yemeyin diye da. Ya burada bir itirazım var, bir mantık hatası var. Dikkatinizi çekerim. Sen hala burada mısın Ali Kemal? Hadi koç, hadi. Aman! Ali Kemal davul çalamadı. Ramazan ona yaramadı. Zoruna gitmesin kardeş. Davul çalmak sana mı kaldı? Kemal, bir Ramazan davulcusu bile olamadın. İhaleyi Vakkas'a kaptırdın. Bir de davul aldın boşuna masraf ettin. Sana çok acın ağrı. Vurma kardeşim. Aklıma alayım vurma. Çok acın ağrı. Her yerim acıydı. Konuşma Ali Kemal. Konuşma. Vallahi daha fazla döverim. Bunu var ya kafanda paralarım ha. Döv Nalim döv. Ben sana beni dövme demiyorum da. Ama önce bir dinle kurban olayım bak. Tamam, resmi evrak Vakkas'ta olabilir ama tokmak bende. Mahalleli de beni tanır ve bana güvenirler. Sen hiç merak etme, ben bahşişi toplarım. Bak, eğer kim bir üç kağıt yaparsan Ali Kemal, ben de bunu duyarsam sahurda bu davulu sana yediririm. Eski cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Hadi. O şafın suyu boldur. Aman bir kepçe daha doldur. Sahurda köfte varmış. Aman erken kaldır. Ne oluyor ya? Baskı mı var? Nedir bu böyle? Yaran derindir eşme. Aman derdimi deşme. Bir güzel aşık oldum. Gözlerim oldu çeşme. Ay Vakkas çok şekersin ama bak komşular uyanacak. Zaten uyansınlar diye uğraşıyorum Müjde Hanım. Efendim ben bu mahallenin yeni Ramazan davulcusuyum. Yüzü aya benzer. Yüreği pamuk şeker. Sen gülünce güzelim. Her yan cennete benzer. Kardeşim yeter artık ya. Deminden beri çalıyorsun. Git başka yerde çal. Aman be iki davul çaldık şurada. Hemen dır 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 dır. Üf yemedik ya patmanınızı. Müjde Hanım size hitap ettiğim bu son manimi de okuyup hemen buradan gideceğim. Şimdi görürsün sen. Halayıklar halayıklar. Ocak başında uyuklar. Müjde davulumun sesini duyunca hemen pirincin taşına uyuklar. yeter be yeter. Meteoroloji havanın yağmurlu olacağını söylememişti ama olsun canım. Beleşte yıkandık. Davulcunuz kapıya geldi. Cümlenize selam verdi. Darılmayın iki gözüm. Bahşişi almaya geldi. Bir saniye lütfen. Allah bereket versin ablacığım. Ben bu mahallenin gerçek resmi Ramazan davulcusu Vakkas. Sakın korsan davulculara itibar etmeyiniz. Bahşişinizi benim gibi gerçek Ramazan davulcularına veriniz. Ay sonunda yine geleceğim bahşimi hazır ediniz. Oldu iyi Ramazanlar hoşçakalın.
Kızımın içi pekmez, çalarım çalarım ötmez. Bahşişimi vermezseniz ha bu davulcu buradan gitmez. Allah bereket versin. Oy, dünya fani, hayat kısa. Kim öle kim kala. Bu ay sonunda gelip sizi görememek var. Ben şimdiden bahşişimi alayım. Allah bereket versin. Hayırlı Ramazanlar. Davulcunuz geldi yengem. Çalarım Ramazan'da hep ben. Eğer bahşişimi vermezseniz davulum da küser hepten. Rıfat, gel kocacığım. Az önce belgede orijinal davulcu geldi, onun bahşişini verdim. Bir de bu çıktı karşımıza. Ona da bahşişini sen ver. Hemen. Burada, burada. Uy, ulan ne oldu Vakkas? Oğlum Vakkas, nedir ulan bu halin, ne oldu evladım? Yavaş sormayın ağalar. Mahalleye namussuz bir korsan davulcu da danmış. Benim gideceğim evlere benden önce gidip bahşişleri topluymuş. Ay olacak şey değil ya. Hiçbir şey olsun kardeş. Sağ ol ağam. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Devir ne kadar kötü olmuş canım. Allah Allah. Kim acaba bu namussuz ya? Vallahi hiç bilmiyorum ki ağam. Kendini gerçek davulcu gibi tanıtmış. Benden başkası gelirse korsandır. Sakın bahşiş vermeyin demiş. Adamlar da beni görünce korsan sanıp dövdüler. Vah vah Vakkas kardeşim, merak etme, ben onu bulacağım. Sağ ol abi Kemal. Ya utanmaza bakın hele. Bir de her yere benim adımı vermiş. Allah onun cezasını versin. O çoluk çocuğunun bağrısından geçmesin o bahşişler. Amin. 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 Ya günahtır canım, niye ceza okuyorsun? Ben onu bulacağım. Baba bizim Ali Kemal değil mi? Elinde davulla ne geziyor burada? Yoksa korsan davulcu Ali Kemal mi? Yok canım, o kadar da kansız değil. Olamaz. Olabilir. Eğer söz konusu Ali Kemal'se her şeyi beklerim valla. Duvardan kedi atladı, bekçinin ödü patladı. Merak etme bekçi baba, bey kesesini yokladı. İyi günler ablacığım, ben bu mahallenin Ramazan davulcusu Vakkas. Bahşişimi almaya geldim. Peki al bakalım. Allah bereket versin, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Vay alçak Ali Kemal var. Demek bana öyle dedin he? Ama dur. Ben sana edeceğimi iyi bileyim. Ben sana edeceğimi iyi bileyim. Oh, kolay gelsin ya. Sağ ol Ali Kemal. Bugün büyük gün. Yedim daya değecek. Nasıl büyük gün? Bu Yılmaz Sokağı'nın köşesindeki ev var ya, 18 numara. Ha bildim onu. Hani büyük bahçeli havuzlu. Bugün oraya gidip bahşiş alacağım. İyi git, bana ne yapayım? Öyle deme Ali Kemal. Eski bir davulcuyla konuştum. Adam 2 sene önce oradan tam 500 kağıt para koparmış. Ne? 500 mu? Oha! Oha deme Ali Kemal. Maşallah de. Nazar değdireceğim. Bak şimdi ben 750 kağıt koparırım onlardan. Düşünsene Ali Kemal. Ben bir ayda o kadar para kazanamayayım. Ha. Vay be, çok şanslı adamsın Vakkas. İyi. Bak görüyor musun, benim bir işim vardı, onu unuttum. Hadi kolay gele. Ramazan geldi, hoş geldi. Davulcunuz Ali Kemal geldi. Aman boş gönderme davulcuyu. Bahşişi bol tut emri. Oy abicim, duydum ki sen eli açık çömert bir adammışsın. Ben de Ramazan bahşişimi almaya geldim. Eli boş göndermeyiz elbet. Hemen geliyor bahşiş. Müzik.
Bakat ya. Oo. Ali Kemal gelmiş. Benden başkasına verilmez bahşiş. Eğer benden başkası para almaya gelirse hiç çekinme. Sopayla giriş. Gel lan buraya. Oh, sen de lan. 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 Sen de l